Efendim TV 100 ekranlarında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı. Son nefesimize kadar buradayız dedi. İnsan biraz utanır ya. Kaçacak türü akıl ve ahlak dışı hezeyanlarla bu iş hiç olmaz. İşte Erdoğan burada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un fethi kutlamalarının düzenlendiği Atatürk Havalimanı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu'nun kendisinin kaçacağı yönündeki iddialarına tepki gösterdi. Son nefesimize kadar buradayız dedi. Kaçacak dediğiniz kişi Tayyip Erdoğan ya. Biz vesayet güçlerinin nomranlığından kaçmamışız. Biz terör örgütlerinin ve onların ağababalarının ateş topu gibi üzerimize gelen saldırılarından kaçmamışız. Biz siyasetin ve ekonominin küresel tetikçilerinin tuzaklarından kaçmamışız. Biz işte 15 Temmuz gecesi savaş uçaklarının, helikopterlerin, tankların, tüfeklerin namlularından kaçmamışız. Biz gözümüzü burada açtık. İlk havamızı burada soluduk. Allah'ın izniyle son nefesimize kadar da buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'un fethinin 569. yılı için özel mesaj yayınladı. Tarihin akışını değiştiren zafer tanımlaması yaptı. İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kadim şehrin farklı noktalarında fethi etkinlikleri düzenlendi. Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı da 569. yıla özel paylaşımlarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da fethi için sosyal medyadan mesaj paylaştı. Mesajında hem Fatih Sultan Mehmet'i hem de Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Tarihin akışını değiştiren zafer olan İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlu olsun. Medeniyetlere kucak açmış bu kadim kenti bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve işgalden kurtaran, tarihin akışına yön veren büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyorum. Sayın seyirciler, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü için etkinlikler sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin farklı illerinde de düzenlendi. Onlardan biri de Zonguldak'tı efendim ve sembolik olarak ahşap gemi maketleri karadan yürütüldü. Halatlarla bağlandı, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde karadan yürütüldü. Zonguldak'ta Fetih Yeniden Zonguldak 1453 ismiyle İstanbul'un fethinin anlatıldığı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte İstanbul'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet'in meşhur savaş taktiği canlandırıldı. 10 metre uzunluğunda bir ahşap gemi maketi Yeniçeri ve Sipahi kostümlü gençler tarafından Mehterem Marşı eşliğinde karadan yürütüldü. Bazı vatandaşlar da geminin yürütülmesine destek verdi. Gemiyi gören ve büyük şaşkınlık yaşayanlar o anları cep telefonlarına kaydetti. Efendim arkamdaki bu muhteşem kareleri görüyorsunuz değil mi? Onlar da İstanbul'un fethinin yıl dönümü için Galata Kulesi'nde düzenlenen etkinlikten gelen görüntüler. Surlar, atlar, dünyaya hükmeden bir padişah ve Fetih Suresi. Hepsi kuleye yansıtıldı, izleyenler hayran kaldı. Burası İstanbul'un en önemli simgelerinden Galata Kulesi. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul'un fethinin 569. yılını Galata Meydanı'nda ışık ve gökyüzü haritalama gösterisiyle kutladı.
Gösteride 1453'te henüz 21 yaşında İstanbul'u fethedip Osmanlı Devleti'ni dünya imparatorluğuna dönüştüren Fatih Sultan Mehmed'in at üstündeki görseli ve fethin sembolleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Görsellerin paylaşıldığı kulede Fetih Suresi de yer aldı. İzleyenleri büyüleyen görüntüler kameralara işte böyle yansıdı.